الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه. صدق رسول الله فيما قال وكما قال. Aziz kardeşlerim, okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: sonra bir nesil geldi, namazı zayi ettiler, şehvet ve dünyalıklarının esiri oldular. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklar, gayyayı boylayacaklardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Kardeşlerim, din-i mübin İslam'ın en büyük gayesi yeryüzünde insanı özgür kılmaktır. İman bizatihi özgürlüktür. Allah'tan başka hiçbir varlığa kul ve köle olmamaktır. İman aynı zamanda nefsin heva ve heveslerine, istek ve arzularına, şehvet ve tutkularına teslim olmamaktır. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hevasını, nefsane arzularını ilah edinmemektir. Tıpkı Yusuf peygamber gibi zindanlara atılmayı göze almak, fakat asla nefsin şehvet ve tutkularına esir olmamaktır. Onun kötülüğü emretmesine imkan vermemektir. Nefsi Allah'ın razı olacağı özgür bir nefis kılmaktır. Onu terbiye ve tezkiye edip kurtuluşa ermektir. Unutmayalım ki eğitilmeyen nefis ve iradeler önce hevanın, arzu ve isteklerin, şeytanın, sonra da başkalarının esiri olmaya mahkumdur. Her yanlış tutku ve bağımlılık imanın insanda gerçekleştirmek istediği hedeflerden bizleri uzaklaştıracaktır. Kardeşlerim, ne yazık ki bugün nefislerin şımartıldığı, iştahların kabartıldığı, şehvetlerin kamçılandığı, doyumsuzluğun arttığı, hızın ve hazın olabildiğince yaygınlaştığı bir zaman diliminde yaşıyoruz maalesef. Bunun içindir ki çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecek nesillerimizi, hatta tüm insanlığı tehdit eden zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılıkları maalesef gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Taklit, özenti, arkadaş, çevre, merak, kişilik ve irade zafiyeti gibi sebeplerle nesiller bu kötülüklere kolayca müptela olabiliyorlar değerli kardeşlerim. Tutku ve bağımlılıklar saymakla bitmez. Sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığı bugün insanlığı kuşatan belli başlı zararlı alışkanlıklar arasındadır. Sigara bağımlılığı derken dünyada her yıl 6 milyon insanın, yani her 10 saniyede bir insanın ölümüne yol açan bir illetten söz ediyorum. Alkol bağımlılığı derken dünyada her yıl 320 bin gencin, toplamda 2,5 milyon insanın ölümüne yol açan bir beladan söz ediyorum. Yine alkol bağımlılığı derken dünyada cinayetlerin
%85'ine, tecavüzlerin %50'sine, trafik kazalarının %60'ına, şiddet olaylarının %50'sine, kadına karşı şiddetin %70'ine neden olan bir marazdan söz ediyorum değerli kardeşlerim. Uyuşturucu bağımlılığı derken, gelecek nesillerimizi tehdit eden, kullanımı ilkokullar seviyesine kadar inmiş bulunan bir zehirden bahsediyorum. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı derken, insanda düşünme kabiliyetini, akıl ve iradeyi işlemez hale getiren bir hastalıktan söz ediyorum. Kumar bağımlılığı derken, ömrü, sağlık, zeka ve enerji tüketen, mal ve serveti heder eden bir günahtan söz ediyorum. Talih ve şansa bağlı oyunlarla emek harcamaksızın, alın teri dökmeksizin kolay ve haksız kazanç elde etmekten söz ediyorum. Teknoloji bağımlılığı derken televizyon, telefon, tablet ve bilgisayar karşısında ömür tüketmekten, asıl sorumluluklarımızı, kendimizi, ailemizi ve çocuklarımızı ihmal etmekten, işleri aksatmaktan, samimiyetten uzaklaşmaktan, yalnızlaşmaktan, kısacası hayattan kopmaktan söz ediyorum. Teknoloji bağımlılığı derken sanal ortamlarda işlenen cürüm ve günahlardan, haramlardan bahsediyorum kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, bütün bu bağımlılıklar her şeyden önce Rabbimizin bizlere bahşettiği akıl, irade, sağlık, zaman, mal ve servet gibi nimetlere karşı nankörlüktür. Emanete ihanettir. Çoluk çocuğumuzun nafakasını çöpe atmaktır, israftır. Eşlerimizin, çocuklarımızın, yakınlarımızın ve arkadaşlarımızın haklarını ihlal etmektir. Ailelerin parçalanma sebebidir. Çocukları sokağa ve suça teşvik etmektir. Aile içi şiddet, cinayet, zina, fuhuş, sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık ve zilmete para geçirme gibi suçların ve ahlaksızlıkların toplumda artma nedenidir. Üretim ve iş gücü kaybı gibi ekonomik sorunların hak, hukuk ve güven duygusunun zedelenmesi gibi toplumsal sorunların ve huzursuzlukların sebebidir. Unutmayalım ki bütün bu bağımlılıklar illegal yapıların oluşumuna zemin hazırlar. Kardeşlerim, hem dinimizce yasaklanmış hem de her biri birer hastalık olan bu bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı ve gençlerimizi koruma hususunda temel görev anne ve babalara, ailelere ve ilgili kurumlarımıza düşmektedir. Aileler olarak göz aydınlığımız olan yavrularımızı güzel yetiştirelim ki onlar dinimizin güzellikleriyle buluşsunlar. İmanın ve gerçek özgürlüğün tadına varsınlar. Hiçbir zaman inançsızlık girdabına düşmesinler. Yüce ideallerin, büyük hedeflerin insanı olsunlar. Onlarla sağlıklı ve doğru bir iletişim kuralım ki onlar hep iyilerle tanışıp onlarla arkadaşlık etsinler. Tutku ve bağımlılıkların tuzağına ve kötü yollara düşmesinler. Onlara güzel örnek olalım ki onlar güzel ahlak sahibi, salih insanlar olsunlar. Daha yaşanabilir bir dünya, daha güzel bir gelecek için geliniz hep birlikte el ele verelim değerli kardeşlerim. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği bir duayla bitirmek istiyorum. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstahane olmamı ihsan eyle. Fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Değerli kardeşlerim, namazdan sonra Müftü Hocamızın da herkesten hatırlattığı gibi Akçay Yükselen Camii Kur'an kursu inşaatı için yardım toplanacaktır. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz yardımları kabul edilsin. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etâibun ebbeni kemellâ ve belâh estağfurullahi azîm ve etûbü ileyh ve eselullâhe li ve lekumut tevfîk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki günahına tevbe eden hiç günah işlemeyen kimse gibidir.